akşamlar diliyorum herkese. XX yüzyılın ikinci yarısında İstanbul ve milliyetçiliğe yeniden ele alıp değerlendirenler arasında önemli bir yeri bulunan Erol'un 25 Kasım 1938'de Kırşehir'de doğdu. İlk orta öğrenimini Kırşehir'de tamamlayan Erol Güngör, dedesi Ayhevran Camii İmamı, Hafız Efendi'nin çevresinde ve Kırşehir'in manevi atmosferi içerisinde tarih ve kültür konularına ilgi duydu. Ortaokul sıralarında eski yazıyı, lise talebesiyken de özel ders ile Arapça öğrendi. O yıllarda Türk İslam kültürünün ana eserlerini okumaya başladı. Bu durum onun daha sonraki ilim hayatının önemli bir tarafını teşkil edecek olan milli ve İslami kültür değerlerine ilgisinin temel yapı taşlarını oluşturdu. Yine bu dönemlerde Ziya Gökalp ve Hilmi Ziya Ülken gibi fikir adamlarının kitaplarını okudu. İlk yazısını da yine bu yıllarda mahalli bir gazetede takma adıyla yayınladı. 1956'da Kırşehir Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kayıt oldu. Aynı zamanda devrin ilim, fikir ve sanat alanlarının toplandığı meclislere katılım gösteriyordu. Fethi Gemuloğlu tarafından Mümtaz Turan'a tanıtıldı. Onun teşvikiyle Hukuk Fakültesi'ne ayrılarak felsefe bölümüne geçti. Üniversite tahsil hayatı boyunca hocasından çok etkilendi. Erol Güngör, öğrenciliği sırasında 1957 yılında kendi fakültesinde memurluğa başladı. Bu yıllarda Fransızcanın yanında İngilizce öğrendi. Misafir profesör Hines'ın laboratuvar asistanlığını yaptı ve derslerini Türkçe'ye çevirdi. Edebiyat fakültesinden mezun olduğu 1961 yılında tecrübi psikoloji kürsüsüne asistan tayin edildi. Asistanlığı sırasında Türkiye'de yeni bir ilim dalı olan sosyal psikolojiye yöneldi. Bu disiplinin önemli temsilcilerinden Kretsch ve Kretschfeld'in eserini sosyal psikoloji adıyla Türkçe'ye tercüme etti. Akademik çalışmalarının yanı sıra dergi ve gazetelerde yazı yazmayı sürdürdü. 1965'te Mümtaz Turan'ın yönetiminde hazırladığı Kelami Yapılarda Estetik Organizasyon adlı teziyle doktor unvanını aldı. 1966'da Colorado Üniversitesi'nde sosyal psikolog Kennedy Amrond'un daveti üzerine Amerika'ya gitti. Bu üniversitenin Davranış Bilimleri Enstitüsü'nde milletler arası bir ekibin araştırmalarına katıldı. 1968'de yurda dönerek tecrübe psikoloji kürsüsünde sosyal psikoloji derslerini yürütmeye başladı. Askerliğini yaptığı yıllarda hazırladığı Şahıslar Arası İtirafların Çözümünde İhsan'ın Rolü adını taşıyan teziyle 1970 yılında doçent oldu. Üniversitede verdiği dersler ve ilmi yayınları ile Türkiye'de sosyal psikoloji dalını önemli bir alan haline getiren Erol Güngör, Başbakanlık Planlama Teşkilatı'nda Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı'nın çeşitli komisyonlarında görev aldı. 1978'de genel değerler sistemiyle ahlaki değerler arasındaki ilişkileri sosyopsikolojik açıdan incelediği, değerler psikolojisi üzerinde araştırmalar başlıklı takdim teziyle sosyal psikoloji profesörü oldu. Erol Güngör, bir tarafıyla Ziya Gökalp ve Mehmet İzzet ile başlayıp, Mümtaz Turan ile devam eden Türk Sosyoloji Mektebi'nin bir halkasını teşkil ederken, diğer taraftan İslam'ın ve milliyetçiliğin ilgiyle takip edilen bir yorumcusu olmuştur. Sağlam bilgilere ve objektif davranışa sahip olmakla beraber bu bilgileri her sınıftan aydınlık kavrayabilecek bir şekilde ifade etmiştir. Din, kültür, medeniyet, milliyet gibi birçok düşünür ve yazarın parça parça ele aldığı konulara Güngör, sistematik, kategorik hatta didaktik bir yön vermiştir. Bu bakımdan terkipçi bir zihniyete sahiptir. Eserlerinde birinci el kaynak kullanmaya titizlik ile dikkat etmiş, çeviri metin dahi olsa ana kaynaktan yararlanmayı daima tercih etmiştir. Erol Güngör, ortaya koyduğu eserler ile Türk sosyolojisine yeni soluk getirmiş, farklı bakış açıları kazandırmıştır. İslamiyet'in güncel problemlerini çeşitli yazılarında ele alan Erol Güngör'ün, İslam'ın Bugünkü Meseleleri adlı kitabı, Müslümanlığı hayata açmak, reform konusunu spekülasyona kapılmadan sağlıklı olarak yorumlamak,
faiz meselesinde yeni bir hamle yapmak gibi önemli konuları ihtiva eder. Ona göre Hristiyanlıkta olduğu gibi Kaiser'in ve İsa'nın ayrı ayrı hakimiyetleri söz konusu olamaz. İnsanın maddi ve manevi bütünlüğüyle kavrayan İslam'da bu bakımdan laiklik sadece vicdan hürriyeti manasında düşünülebilir der. Ortaya koyduğu bir diğer eser olan İslam Tasavvufunun Meseleleri adlı kitabında da şeriat, tasavvuf, akıl batın, dünya nizamı, iç yaşayış konularını irdeler. Çeşitli felsefe ve dinlerde mistisizmi inceledikten sonra tasavvufun tarihi gelişimi, iktidarla ilişkisi, bilgi ve veç gibi felsefi psikolojik problemleri değerlendirir. Bütün gayretlere rağmen tasavvufi hareketin zaman zaman ehl-i sünnet itikadının dışına taşmasını ve birçok parlak zekayı kültür alanının dışında bırakmasını, böylece bu tasavvufların toplum meselelerine ilgi göstermemelerini de hareketin olumsuz tarafı olarak görür. Buna karşılık pozitivist düşüncenin aşkı ve imanı kalplerden uzaklaştırdığı bir çağda tasavvufun ahlaki ve psikolojik değerini vurgular. İslam toplumunun bugün sahip olduğu potansiyelin en çok ihtiyaç duyulan içtihat yönüne çevrilmesini ister. İslami meseleler üzerinden Ziya Gökalp'e bir takım eleştiriler yöneltmiştir. Sosyolojiyi Türkiye'ye getirmesi ve üniversitelerde sosyoloji kürsüsünün kurulmasına öncülük etmesi, sosyolojik tahlillerini Türk sosyal hayatına uygulaması gibi başarıları dolayısıyla takdir ettiği Ziya Gökalp'in din konusundaki tereddütlü ve çelişkili fikirleriyle kültür, medeniyet ayrımını da ilmi bir şekilde ele almış ve eleştirmiştir. Kısa ama dolu dolu geçirilen bir hayatla Erol Güngör, bugünün ve yarının Türk gençliğine, Türk milletine eşsiz eserler bırakmış. Bu eserleriyle kendi inancımızı, kendi kültürümüzü ve kendi medeniyetimizi yine bizden biri olandan okuma, istifade etme imkanı sunmuştur. Bu abidevi şahsiyet 24 Nisan 1983'te Konya Selçuk Üniversitesi rektörlük görevini icra ederken 45 yaşında aramızdan ayrıldı. Bir kez de siz özel ocakların huzurunda kendisine Allah'tan rahmet diliyor, bizlere bırakmış olduğu eserler ve eşsiz fikirler için şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye'de iktidar muhalefet ilişkisi Demokrat Parti dönemi başlıklı konuşmalarıyla bizlerle olacak. 1989 yılında İstanbul'da doğan Tuna, ilk öğrenimini Doktor Refik Saydam İlk Öğretim Okulu'ndan, lise öğrenimini ise Bakırköy Gürlek Latifoğlu Lisesi'nde tamamladı. 2010 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun oldu. 2012 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden Necmettin Erbakan'ın siyasi hayatının Türk siyasi tarihindeki yeri ve önemi isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl Bahçeşehir Üniversitesi'nden pedagojik formasyon sertifikası aldı. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde 1946-1960 yılları arasında iktidar ve muhalefet ilişkileri üzerine doktora çalışmasını sürdürmektedir. Çanakkale Savaşı'nda Mustafa Kemal'in rolü ve Demokrat Parti dönemi Türkiye'sinin Kıbrıs politikaları üzerine uluslararası sempozyumlarda sunulmuş bildirileriyle dörtlü takdir ve Demokrat Parti dönemi çalışma hayatı üzerine akademik makaleleri bulunmaktadır. Ayrıca Önce Vatan gazetesinde yakın tarih konularında yazıları yayınlanmaktadır. Zeki Evetaman'ın siyasetçi kimliği ve Yassıada'da yargılanması ve Yassıada'da yargılanan Demokrat Parti Kadın Milletvekilleri adlı yayınlanmış kitapları bulunmaktadır. Oturumu yönetmek üzere hocamız başkanı Doktor Cezmi Bayram'ın ve hocamızı sanırım. Demokrat Parti'ye kadar
çok partili hayat yok. Buraya kadar parti için muhalif gruplar var. Birinci mecliste var, daha sonraki dönemlerde var. Arada bir serbest fırka gibi, serbest fırka gibi muhalif partiler kurulmuş olsa da ömürleri kısa. Bizim demokrasi tarihimizde ilk defa Cumhuriyet döneminde Demokrat Parti zamanında iktidar ve muhalefet partileri artık kurumlaşmış olarak mevcut. Ya tabii onların birbirleriyle olan münasebetinde aslında o dönemde sınırlı kalmamıştır. Türkiye'de maalesef hala daha iktidar muhalefet münasebetlerinin bugün veren örnek teşkil eden, bu örnek kelimesine misal manasında kullanılan teşkil eden bir haldedir. O yüzden bu akşam ilk çok farklı dönemimizdeki iktidar muhalefet münasebetlerini dinleyeceğiz. Böyle sanıyorum ki ücretli bir konuşma dinleyeceğiz. Kendisine teşekkür ediyorum. Ayrıca bir tarafını daha ifade etmek istiyorum. Burada çoklarla bir konuşma verdik. Işık kendisi talip oldu. O bakımdan da onun dediği cesaretini ben dolayı da kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi buyurunuz. Öncelikli olarak Cezmi Hocam'ın bu güzel sözleri için kendisine çok teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı verdiği için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün Cuma vaktinde iş çıkışında beni dinlemeye geldiğiniz için siz değerli dinleyicilere, konuklara da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum ve hoş geldiniz diyorum. Şimdi Türkiye'de iktidar-muhalefet ilişkilerinin kökenlerinin atıldığı tarih 1946-1960 yılları arasını kapsıyor. Bu dönemdeki siyasetçilerin söylemlerinin, yaşananlar, bugünkü siyasetçilerin söylemlerinin satır aralarında sıklıkla atıf yapılan bir dönem. Bu sebeple öncelikli olarak ben 1946 ile 1950 yılları arasında, yani Demokrat Parti'nin ilk kurulduğu dönem ve ilk ilişkileri şöyle kısaca bir değerlendirmek istiyorum. Çünkü ikisi arasında kıyas yapmak bu bakımdan daha doğru ve daha önemli olduğunu düşünüyorum. 7 Ocak 1946 tarihinde kurulan Demokrat Parti'nin kurucularına baktığımızda Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden çıkan ve Halk Partisi'nin fikirleriyle yetişmiş insanlardır. Şimdi bu hususu neden başlangıçta belirtiyorum? Daha sonra iktidar ve muhalefet arasında rol değişimi gerçekleştiğinde zihniyet ve tutumlar arasında farklılık olmadığını daha iyi anlaşılması bakımından. Demokrat Parti'nin kurucularının Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopuşu ise 7 Haziran 1945 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde liberalleşmeyi, demokratikleşmeyi içeren ve tarihte adına dörtlü takrir olarak geçen bir bildirgeyi parti genel başkanlığına sunmaları ile başlıyor. Takrir aslına bakılırsa yeni bir muhalefet partisinin kurulmasından öte parti içerisinde bir reform, bir ıslahat çalışmasını öngörüyor. Yani bazı işte antidemokratik kanunların kaldırılıp daha parti içerisinde de demokrasi söylemlerinin daha fazla olmasını istiyor. Fakat İkinci Dünya Savaşı sonrasında örgütlü muhalefetin aslında başlangıç simgesini oluşturan bir olay olarak dörtlü takriri görmekteyiz. Dörtlü takrir 12 Haziran 1945 tarihinde parti grubunda görüşülüyor. Fakat CHP grubunda reddediliyor. Reddedildikten sonra takriri verenler, özellikle Adnan Menderes ve Fuat Köprülü'nün Vatan ve Tan gazetelerinde eleştirel makaleleri mevcut. Bunları sıklıkla yazarak artık kamuoyunda da CHP içerisinde bir takım problemlerin olduğu gün yüzüne çıkartılmış oluyor. Ardından
Adnan Menderes ve Fuat Köprülü'nün durumlara incelenmek üzere bir haysiyet divanı toplanıyor ve netice itibariyle CHP'den beklenen ihraçlar başlamış oluyor. Arkasından da 1 Kasım 1945 tarihinde meclis açıldığında Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün tarihi bir nutku var. Bu nutukta artık zor zamanları geçirdiğini, demokrasinin artık tekrar yeniden yeşertilmesi lazım geldiği ve eksik olarak bir yeni partinin kurulması gerektiğini söylemesi üzerine kısa sürede parti içi muhalefet parti dışına taşınmış ve mecliste Demokrat Parti olarak vücut bulmuştur. Şurada hatırlatmamızda fayda var. Celal Bayar dışındaki takrir sahipleri partiden ihraç edilmiştir. Celal Bayar istifasını vermiştir. Demokrat Parti kuruluşundan çok kısa süre sonra her bölgede toplanmış ve taraftar bulmuştur. Özellikle savaş yıllarında çıkılan ekonomik sıkıntılar, iktidara yöneltilmiş, zamanla zaten parti ve devlet özdeşleşmesi olduğu için o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir yönelim söz konusu olmuştur. İlk etapta bu kadar muhalefetin hızlı bir şekilde taban desteğini alması, o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'ni yani iktidarı rahatsız etmiş olacak ki, muhalefet partilerine karşı sürdürülecek politikanın ana hatlarını belirten bir tamimi parti teşkilatlarına göndermişlerdir. Bunun içerisinde baktığımızda içeriğine tamimin, diğer kurulan partiler, burada bir dipnot olarak Milli Kalkınma Partisi'ni de katabiliriz. 1945 yılında ilk kurulan partidir. Nuri Demirağ tarafından kurulmuştur. Bir sanayici girişimcidir. Ve şimdi de Demokrat Parti. Yani bu iki partinin de aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı olduklarını ve onları başarısızlığa uğratmak adına kurulduklarını söyleyip parti teşkilatlarının arttırılması ve safların sıklaştırılması temennisinde bulunulmuştur. Şimdi böylece bakıldığında daha ilk andan itibaren iktidarın muhalefete karşı bir sert bir tutumu söz konusu. Aynı durumsa demokratlar için de geçerli. Çünkü demokratlar daha ilk günden itibaren tek parti döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti devlet özdeşleşmesinden dolayı duyulan sıkıntısını sert dillerle eleştirmekten geri durmayacaklardır. Akabinde 1947 yılında bir genel seçim yapılması normalde öngörülüyor. Fakat iktidar muhalefetin fazla kuvvetlenmesine fırsat vermemek adına seçimleri öne alıyor ve 21 Temmuz 1946 tarihinde milletvekili genel seçimleri gerçekleştiriliyor. 1946 seçimleri pek çok yönden ilki ve önemi barındırması bakımından önemlidir. Bir kere ilk defa siyaset sahnesinde miting dediğimiz bir kavramı demokratlar tarih sahnesine siyaset sahnesine çıkarmışlardır. Açık hava toplantılarını sıklıkla kullanmışlardır. Bu yöntem iktidar tarafından oldukça tuhaf olarak nitelendirilmiştir. Hatta bir Halk Partili vekilin anılarında şöyle söyleniyor. Deniliyor ki şimdi gidip il ve ilçelerde, kalabalıklarda, köylerde, halkın içerisinde o istemek bizi ve dolayısıyla tüm milletvekillerini satılığa çıkarmak değil mi? Böyle bir soru yöneltiyorlar. Tabi buradan da iktidarın aslında ne kadar aşina olmadığını göstermesi bakımından önemli. Demokratlar bu yöntemle iktidara karşı eleştirilerini ve taleplerini ve seçilirlerse neler yapacaklarını halka bizzat aktarıyorlar. Şimdi 1946 seçimleri bir açıdan daha önemli. Tek dereceli seçimlere ilk defa geçildiği dönem. Yani daha öncesinden çift dereceli, yani iki dereceli seçim vardı. Halk kendisi vekil verdiği, tayin ettiği kimseler seçmek istediği kişileri seçiyordu. Şimdi bu aradan bu perde kaldırıldığında aslında halktan desteği almanın ve mitinglerin önemi daha fazla ön plana çıkmıştır. Demokratlar sadece bununla da yetinmemişler. Muhalefet oldukları dönemde seçim afişlerini de sıklıkla kullanmışlardır.
Şimdi zaten burada yansıttığımız şekilde havaya kalkmış bir el yeter söz milletindir diyerek aslında bir cümlede bütün iktidara karşı düşüncelerini sergilemiş oluyor. Bu ilk defa 1946 seçimlerinde kullanılmış, 50'de yaygın bir hale gelmiştir. 21 Temmuz'da yapılan seçimler tek dereceli seçim dedik. Bunun dışında yine de demokratik olmayan bir sistemle seçime gidilmişti. Onu da söyleyelim. Bir kere oylar açık bir şekilde veriliyor. Herkesin gözü önünde. Ama sayımlara geldiği zaman kapalı bir mekanda kimse görmeden sayılıyor. Sayımlar gerçekleştikten sonra bunlar saklanmıyor. Oy pusulalarının imhası söz konusu. Ve bugünkü anlamda parti temsilcilerinin veya başka bağımsız temsilcilerin sandıkları denetlemesi söz konusu değil bu dönemde. Bu açıdan da bir eksikliği, yani adli bir denetimin olmaması bir anlamda zaten bir eksiklik olarak gözümüze çarpmaktadır. Bir de iktidarın alnının akıyla seçimlerden çıkamadığını söyleyebiliriz. Bununla ilgili çok tabii ciddi deliller mevcut. Hem seçim sırasında usulsüzlüklerin yapıldığına dair ve daha sonra belli bölgelerde, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde özellikle seçim sonuçlarının açıklanmasının geç olduğu, muhalefetin de bu anlamda şikayetlerinin ve dilekçelerinin olduğunu biz biliyoruz. Ve bunu protesto etmek amacıyla da demokratlar muazzam mitingler gerçekleştirmiş, her yolu denemişlerdir. Seçim sonuçlarına baktığımızda CHP 397 milletvekili çıkarmış, Demokrat Parti 61, Bağımsızlar 7 milletvekili çıkarmışlar ve seçimlere katılım oranı ise %75'lik bir aslında azlıktadır. Hani daha fazla olabilirdi. Daha sonraki seçimlerde katılım oranları bundan daha üst merhaleye gelecek. Bunun tabii seçim sistemiyle ve seçim kanunuyla da etkisi var. Bu şekilde 1946 milletvekilleri seçimlerinin iktidar muhalefet ilişkilerinde aslında alnının akıyla çıkamaması iktidarın bu ilişkilerde bir kırıklık, bir kırgınlık yaratmıştır. Muhalefet döneminde özellikle Demokrat Parti adil seçim, serbest seçim ve bir daha 21 Temmuz yaşanmaması adına hep çalışmalar sergilemiştir. Şimdi Demokrat Parti'nin ilk kuruluş yıllarında 1946 yılındaki programını da şöyle bir göz attığımızda daha çok demokrasi, insan hakları ve seçim serbestliği üzerine durduğunu biliyoruz. Bu anlayış Demokrat Parti'nin kongrelerinde de ön plana çıkmıştır. Nitekim ikinci büyük kongresinde seçim güvenliği en önemli konu haline gelmiş. CHP tarafından yani iktidar tarafından nitelendirilen bir isim olaraksa milli husumet andı olarak nitelendirilen aslında kendilerinin verdiği milli teminat andıdır. İktidar bunu yermek eleştirmek amacıyla milli husumet andı demiştir. Aslında demokratlar fazla bir şey istemiyorlar. İstedikleri şey şu, bir daha sonraki seçimlerde 21 Temmuz'daki gibi olaylar vuku bulursa, yani hile yapılırsa iktidar yani hükümet halkın husumetiyle, milletin husumetiyle karşı karşıya bırakılacaktır. Aslında bunu neden söylüyorlar? Bir güven eksikliği söz konusu muhalefette. Şöyle bir korku var. Acaba sonumuz ne olacak? Daha önceki çok partili hayata geçiş dönemlerindeki başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Terakkiperver, Serbest Cumhuriyet Fırkası. Sonumuz buna benzeyecek mi? Çünkü bu dönemde artık hani iktidarın hani üst kadroları değil de artık partileşme yani parti kadrolarında bu partinin geçici olduğu işte sonunun Serbest Cumhuriyet Fırkası'na benzeyeceği şeklinde propagandalarda yapıldığını biliyoruz. Bu yüzden de bir güven eksikliği var ve tasfiye olacaklarını düşündüğü için böyle bir andı yayınlama kararı alıyorlar. Yani denilebilir ki 46 ile 50 arasında iktidar muhalefet ilişkilerinde bir güven eksikliği temeli üzerinden inşa edilmiştir ilişkiler. Aynı zamanda 46 ile 50 arasında Demokrat Parti'nin cesur bir muhalefet çizgisinin olduğunu da söyleyebiliriz. Bunu da unutmamakta fayda var. Çünkü döneme damgasını vurmuş. Özellikle
7 Ocak 1947 tarihinde toplanan 1. Büyük Kurultaylarında aldıkları Hürriyet Misakı aslında Türk siyasetine yepyeni bir yöntem, bir anlayış, bir soluk getirdiğini söyleyebiliriz. Demokratlar Hürriyet Misakı ile kabul ettikleri önergelerinde diyorlar ki anayasaya aykırı olan tüm hükümler kaldırılsın. Artık tek parti dönemi bitti. Bunun uygulamalarına son verilsin. Bu partinin en alt kadrolarından hükümetin en üst kadrolarına kadar memur, bürokrasi hepsini baştan bir revize edelim ve hepsi adil bir şekilde, demokratik bir şekilde olsun. Ve bir de şunu söylüyorlar. Biz 46'da böyle bir şey yaşadık. Anladık ki biz bu sistemle iş yürümeyecek. O zaman ne yapalım? Yeni bir seçim kanunu hazırlansın ve demokratik olsun ve adli denetim şartı da olsun. Yok biz bunları yapmayız derseniz o zaman biz de sizi protesto ederiz. Yeni bir seçim kanunu hazırlanana kadar kardeşim biz hiçbir seçime girmiyoruz. Nitekim de hiçbir seçime girmemiştir. 1950 yılına kadar yeni bir kanun çıkana kadar demokratlar sözlerinin arkasında durmuşlardır. Hürriyet misafına dönersek bu antidemokratik kanunlar kalkmadığı sürece sineyi millete dönme ifadesi yer alıyor burada. Bu takdirde eğer sineyi millete dönülürse de iktidar kendi kaderi ve kendi mesuliyetiyle baş başa bırakılacaktır ifadesi yer almış. Demokrat Parti'nin aldığı bu karar aslında bakıldığında haklı bir şey gibi, yani zaten sonuna kadar haklı olduğuna ben de inanıyorum. Aynı zamanda tabii ki bu kadar sert bir şekilde bunu dile getirmek iktidar muhalefet ilişkilerini de gerginleştirmiştir diyebiliriz. Ve 12 Temmuz beyannamesine giden süreci de bununla yol açılmıştır. Nitekim 1947 yılında bir ara seçimler var. Ve bu ara seçimlerde tabii 46'da bir seçim oldu. Ve bundan sonra hani katılmayacağız dediler ama katılıp katılmayacakları gene iktidar tarafından tabii merak konusu, soru yöneltiliyor ve katılmayacaklarını söylendiğinde Başbakan Recep Peker, ki kendisi şahsiyet bakımından da sert mizaçlı birisidir, İstiklal Mahkemeleri Kanunu'nun halen yürürlükte olduğunu muhalefete hatırlatıyor. Yani aslında bir resleşme söz konusu. Muhalefet sineyi millete döneriz diyor, öbür taraftan iktidar sizi İstiklal Mahkemelerinde yargılayabilme hakkına sahibiz şeklinde bir resleşme var. Ve netice itibariyle beklenen hamle Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nden geliyor. Bundan önce şunu da fayda var anlatmakta aklıma gelmişken söyleyeyim. Bir de tabii Recep Peker de dedik hani sert mizaçlı biri, zaten 46 seçimlerinden sonra iktidara yani hükümet kurma görevinin verilmesi de biraz bu şekilde oluyor. Yani muhalefeti sıkıştırmak adına oluyor. Tartışmalar var ve Adnan Menderes'e muhalefette ön plana çıkan bir isimdir. Psikopat tanımlamasında bulunuyor. Bu da ipleri iyice gerginleştiriyor. Ve bunun üzerine de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nden beklenen hamle geliyor. 12 Temmuz'da bir üst makam vazifesi görerek partiler üstü bir sağduyuya yaklaşıyor. Ve diyor ki muhalefet teminatını veriyoruz, güvence altında yaşayacak. İstedikleri haklı sebeplere bağlı olarak istiyor. Siz de yani iktidar olarak biraz daha itidalli olun ve kulak tıkamayın, onlara da hak verin deniliyor. Ve Celal Bayar'ın da tabii sağduyulu yaklaşımıyla bir fren mekanizması olarak 12 Temmuz beyannamesi karşımıza çıkıyor. Şimdi şöyle bir soru aklıma geliyor. 27 Mayıs öncesinde de Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın veya hükümet ileri gelenlerinin böyle bir şey yapması söz konusu olsaydı 27 Mayıs ortaya çıkar mıydı? Bu da bir soru işareti. Tabii o döneme gitmek mümkün değil. Bugünle de karşılaştırmak mümkün değil. Bana göre olabilirdi. En azından biraz daha belki ertelemiş olabilirdi. 27 Mayıs daha ileri bir tarihte olurdu ama zaten siyasallaşmış bir ordudan bahsedebiliriz o dönem için. ...1946-1950 yılları arasında iktidar-muhalefet ilişkilerinde muhalefetin demokrasi söylemleri çerçevesinde tabii bir ilişki doğuyor. Ve bunun karşılığında da iktidar da mecburen yumuşamak zorunda kalıyor.
ve tek parti dönemindeki bazı politikalarından vazgeçtiğini, bazılarından da vazgeçemediğini görüyoruz. Mesela buna örnek olarak somut ne verebiliriz? Milli şeflik sisteminin artık kurultaylarında alınan kararla kaldırılmış olması, kapatılan dini kurumların faaliyetlerine tekrar başlaması, işte sıkı yönetimin kaldırılması, İstiklal Mahkemeleri Kanunu'nun yürürlükten kaldırılmış olması ve 1950 yılında seçim kanununun kabul edilmesi gibi. Bu dönemde iktidar muhalefet ilişkileri bir de hak paylaşımı üzerinden gelişmiştir. Şimdi hak paylaşımı nedir? İktidar her şekilde devlet radyosu olsun ve yardımlar olsun geniş bir şekilde bundan yararlanıyor. Şimdi bir muhalefet partimiz mevcut ve bu muhalefet partisinden de işte faydalanmak istiyorlar çünkü bütçeleri ortada ve yeni kurulmuş. Fakat bir türlü bundan yararlanamıyorlar. Demokratlar işte hiç değilse devlet radyosundan, resmi yayın organlarından biz de yararlanalım, biz de var olalım diye hükümete dilekçe de vermişlerdir. Fakat bu 1950 seçimlerinde karşılık bulmuştur. Dönem düşünüldüğünde Demokrat Parti'nin işçilere grev hakkı verilmesine kadar ileri giden bir demokrasi söyleminden sonra toplumun her kesiminden destek alması aslında kaçınılmazdı. Bunun yanı sıra CHP ne kadar yumuşarsa yumuşasın uzun süre iktidarda kaldığı için bir iktidar yorgunluğundan ve bir halk arasında da bir bıkkınlıktan söz etmemiz mümkündür. Bu yüzden halk kendisine yakın bir muhalefeti bulmuş ve tek dereceli seçim sisteminden dolayı halkın önemi de düşünüldüğünde 1950 seçimlerinde halk Demokrat Parti'yi iktidara getirmiştir. Nitekim kapalı oy, açık sayım ve adli teminat çerçevesinde gerçekleştirilen, yani demokratik usullerle uygulanan 14 Mayıs 1950 seçimlerinde Demokrat Parti 416 milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi 69 milletvekili, Millet Partisi 1 ve Bağımsızlar 1 milletvekili çıkarmışlardır. Şimdi artık dünün muhalefeti bugünün iktidarı konumuna gelmiş vaziyette. Bu sonuçlara göre halk ekonomik, siyasi ve sosyal anlamdaki taleplerini Demokrat Parti üzerinden yansıtmak istediğini bir anlamda göstermişti. Cumhuriyet Halk Partisi ise artık yıpranmışlığın getirdiği ve halkın talebini karşılayamamasından doğan bir sonuçla iktidarı kaybetmişti. Şimdi Demokrat Parti'nin muhalefet yıllarındaki lider kadro Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan aktif siyaset izlemişti. Aynı kadro 50 ile 60 arasında DP döneminde de damgasını vurmuştur. Şimdi Cumhurbaşkanlığına Celal Bayar bu dönemde getiriliyor, seçiliyor. Demokratların muhalefet zamanlarında şöyle bir savundukları sistem vardı. Partili cumhurbaşkanı olmasın. Bunun sakıncalarını biz yıllardır çekiyoruz, olmasın. Biz iktidara gelirsek olmayacağız şeklinde. Nitekim buna riayet etmişlerdir. Celal Bayar genel başkanlıktan resmi olarak istifa etmiştir. Yerine partinin genel başkanlığına Adnan Menderes başbakan koltuğuna da getirilmiştir. Ve Celal Bayar Türk siyasi tarihinin ilk sivil cumhurbaşkanı olma özelliğini taşımaktadır. Tabii dönem içerisindeki tutumlar değerlendirildiğinde bir gönül bağı olarak Demokrat Parti'den ne kadar ayrı kaldığı tartışma konusudur. Özellikle 11. döneme baktığımızda, yani 1957 seçimlerinden sonraki dönemde özellikle davranışları yönünden Celal Bayar'ın biraz daha Demokrat Parti'ye yakın davrandığını söylemek mümkün. Yani partili bir cumhurbaşkanı şeklinde hareket ettiğini söyleyebiliriz. Şöyle bir daha ileri bir tarih için örnek vermek gerekirse, artık Demokrat Parti iktidarının son dönemlerinde, üniversite olaylarının baş gösterdiği dönemde, Çankaya Köşkü'nde Celal Bayar, hükümet ileri gelenleri ve anayasa profesörü, hukukçusu Sayın Ali Fuat Başkil'i bir yemeğe davet ediyor ve ülkenin ve iktidar muhalefet ilişkilerinin durumunu anlatıyor. Ve buradan bir çıkış yolunun nasıl olacağı sorusu gündemde geliyor ve
Başkil Hoca'dan bir fikir alınıyor, akıl danışılıyor. Başkil Hoca diyor ki, antidemokratik olarak muhalefetin gördüğü kanunlar askıya alınmalıdır, bir kısmı yumuşatılmalıdır. Bugünkü hükümet derhal istifa etmelidir, yeni bir hükümet kurulmalıdır ve bu kurulan hükümette ise belli kritik birkaç makam, bakanlık muhalefetten alınıp muhalefetin gönlü hoş edilmelidir. Bunlar yapılırsa zamanla üniversitelerdeki olaylar, yani sokağa dökülmeler toparlanacak, muhalefet tatmin edilmiş olacak. Artık ilişkiler rayına oturduktan sonra siz tekrar düzene devam edersiniz şeklinde bir ifadesi söz konusu. Fakat Celal Bayar bunu kabul etmiyor. Şöyle bir sözü var. Dereyi geçerken at değiştirmek zayıf olur, zayıflık olur. Bilakis bu olayların bastırılması için daha sert tedbirler alınması gerekir. Muhalefete böyle haklar verirse daha başka şeyler meydana gelir şeklinde bir söylemi var. Nitekim Başkil Hoca bunu hatıralarında anlatmıştır. Ayrıca dönem içerisinde Celal Bayar'ın Demokrat Parti ambleminin bulunduğu bir bastonla dolaşması da, asasının olması da Demokrat Parti'den tam olarak koptuğu söylenemez. Daha öncesinde de zaten hocamızla da böyle bir görüşmemiz oldu. Ama onu konuşmuştuk kendisiyle de. Dediğim gibi parti grubunda Demokrat Parti'nin meclis grubu zabıtları elimizde ama hepsi değil. Yani incelendiği kadarıyla, gördüğüm kadarıyla kendisinin bizzat bunları yönettiği, bunları yönlendirdiği söz konusu değildir. İsmi geçmemektedir. Bu açıdan bir gönül bağı olarak, bir yakınlık olarak partiye daha yakın hissettiği söylenebilir. Özellikle son dönemdeki tavrı bakımından. Artık Türkiye'de Demokrat Parti'nin iktidarda olduğu 10 yıllık süreçte iktidar-muhalefet ilişkilerini ben 3 şekilde kategorize ediyorum. Bunlardan ilki 1950-54 yeni roller, yeni arayışlar. 54-57 gerginleşme süreci. 1957-1960 cepheleşme ve kriz dönemi veya sürekli kriz dönemi de buna denilebilir. Bunlardan ilkinde başlayalım. İlk iktidar olduğu dönemden 54 seçimlerine kadar her iki partide yeni rollerine alışmaya çalışmışlardır. Şimdi 50 seçimlerinden sonra tabii bir iktidar değişimi olduğu için ilk başta karşılıklı bir zihniyet yaklaşımları burada söz konusudur. Birbirlerine ziyaretler söz konusudur. Devri sağlık yaratmamak gibi bir düşünce. Yani geçmişin hesaplarını günümüze taşımamak, getirmemek şeklinde bir birbirlerine söz vermişlerdir. Nitekim bunu hem ana muhalefet lideri İsmet İnönü vermiştir, hem de Adnan Menderes vermiştir. Fakat daha sonraki döneme baktığımızda hem gerek iktidar gerekse muhalefet sıklıkla bunu önümüze getirmiş ve bunun üzerinden tartışmalar yaşanmış ve krizler meydana gelmiştir. İlk olarak Demokrat Parti iş başına gelir gelmez dinin toplum açısından ne kadar önemli olduğunu, toplumsal yapıyı belirleyici bir rolü olduğunun farkında olduğu için ezan, Arapça ezan serbestisini iktidarın ilk döneminde gelir gelmez bunu sağlamıştır. Muhalefetin tabii burada bir tepkisi olacak mı olmayacak mı gözler ilk etapta buna çevrilmiştir. Bu bakımdan CHP'de bir birlik söz konusudur. Bunun bir kültür yönünden sadece eleştirileceğini, parti politikası haline getirilmeyeceğini, iktidarla birlikte hareket edildiğini söyleyebiliriz. Bu açıdan herhangi bir sıkıntı çıkmamıştır. Bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin mallarına el konulması, Millet Partisi'nin mahkeme kararıyla kapatılması, halk evlerinin kapatılması gibi uygulamalara rağmen Demokrat Parti muhalefette savunduğu özgürlük yelpazesini genişletme düşüncesini uygulayabilmiştir. Burada bir hususu belirtmekte de fayda var. Millet Partisi 1948 yılında Demokrat Parti içerisinden çıkan Osman Bölükbaşı önderliğinde çıkan bir partiydi.
Bu partinin kapatılması, yani laiklik karşıtı olduğu için kapatılması, öyle düşünülüp mahkeme kararıyla kapatılmasından sonra aslında iktidara da bir dezavantajı olmuştur diyebiliriz. Çünkü iktidar CHP ile karşı karşıya gelmiştir. Millet Partisi bir tampon görevi görmektedir. Daha bir ılımlı, bir yumuşatma ikisi arasında, ana muhalefetle arasında bir tampon bölgesiydi. Bu ortadan kalkmış olacaktı. Ama nitekim daha sonra Cumhuriyetçi Millet Partisi olarak Osman Bölükbaşı'nın önderliğinde tekrar yeni bir parti kurularak buna devam edilmiştir. Ve aynı zamanda bir de köylü partisi kurulmuştur. Bunu da söyleyelim. Öncelikle Demokrat Parti bu özgürlük yelpazesini genişletmek adına, basına özgürlükler vermek adına basın temsilcilerini artık bir araya gelerek, onların görüşlerini alarak yeni bir basın kanunu hazırlamıştır 1950 yılında. Bu oldukça özgürlükçü bir basın kanunudur. Tek parti döneminde artık bir telefonla kişilerin yazdıklarından dolayı gazetelerin kapatma devrinin sona erdiğini, serbestlik sağlandığını görüyoruz. Aynı zamanda genel af çıkartılması da bunlardan biridir ve iktisadi alanda da bu dönemde başarılar mevcuttur. Ve kısa süreli tartışmalar yaşansa da bu dönemde yeni rollerine alışmaya çalışmışlardır diyebiliriz ve 2 Mayıs 1954 seçimlerine gidilmiştir. Bu seçimlerde Demokrat Parti milletvekili sayısını bir hayli arttırmıştır. Demokrat Parti 503, Cumhuriyet Halk Partisi 31, Cumhuriyetçi Millet Partisi 5, Bağımsızlar 2 milletvekili çıkarmışlardır. Genel olarak değerlendirdiğinde Demokrat Parti'nin ilk iktidar dönemi olan 50-54 arasında fazla gerginliğe uğramadan iktidar-muhalefet ilişkileri normal seyrinde devam etmiştir. CHP ekseninde bakıldığında çekimser bir muhalefet vardır. Çünkü uzun yıllar iktidar olmanın getirdiği bir dezavantajdır bu. Bir şaşkınlık vardır. Demokrat Parti'de de yeni bir sürece alışma şoku vardır. Daha sonraki süreçte Türk siyaseti başka yönlere kaymaya başlayacaktır. 1957 yılları arasında iktidar-muhalefet ilişkilerine baktığımızda bu dönemde bir gerginleşme süreci olarak değerlendirebiliriz. Demokrat Parti'nin elde ettiği seçim zaferinden sonra mecliste bakıldığında aritmatik olarak muhalefetin silindiği bir durum söz konusu. Bu yüzden meclise getirilen, peş peşe iktidar tarafından getirilen kanunlar ve kanun tasarısı ve müzakerelerde sert tartışmalar yaşanmıştır. Artık bu dönemde muhalefet de çekimser tavrını bırakıp gerçekten çok sert bir muhalefet politikası izlemeye başlamıştır. Mecliste ilk ciddi tartışmalara sebep olan seçimlerden sonra emeklilik kanununda yapılan düzenlemedir. Şimdi emeklilik kanununda yapılan düzenlemeye göre deniliyor ki 60 yaşına gelen ve 25 hizmet yılını dolduran kişiler emekli olsun. Tasarı bu şekilde. İktidarla muhalefet karşı karşıya geliyor. Deniliyor ki 60 yaşındaki biri için yaşlı tanımlaması yapılamaz. 25 yılda emeklilik için çok erken deniliyor. Tabii bu dönemde memur kesimi arasında tek parti dönemi uzun süre olduğu için ve daha öncesinden de memurların partili olma zorunluluğu olduğu için yani bürokraside çok fazla Cumhuriyet Halk Partili memurlar var. Bunu da bir dipnot olarak bilmekte fayda var. Ve daha sonra bir seçim kanunu müzakeresi gündeme geliyor. Şimdi aslında bakılırsa muhalefet olduğu dönemde demokratların 1950 yılında getirdikleri seçim kanunu onların çıkardığı bir seçim kanunu denilebilir. Onların istekleri doğrultusunda gerçekleşmişti. Şimdi ne oluyor da 1954 yılında birdenbire bu seçim kanunu değişiyor, ne getiriyor? Getirilerine baktığımızda yapılan düzenlemeye göre
bir siyasi partinin aday listesine girebilmek giren veya alınmayan bir kişi başka bir siyasi parti listesine giremediği gibi bağımsız, müstakil olarak da katılamıyor seçimlere. Ve memurlar bir seçim yapıldığında o seçimlere katılabilmesi için 6 ay öncesinden istifa etmeleri lazım. Aslına bakılırsa bir de önemli olan husus şu. Muhalefet oldukları dönemde ısrarla paylaşmak istedikleri radyodan muhalefetin, yani muhalefet denmiyor da siyasi partilerin radyodan seçim propagandası yapması yasak. Buna Cumhurbaşkanı ve hükümet ileri gelenleri hariç tutulacak. Böyle bir madde söz konusu. Şimdi Demokrat Partililerin muhalefet yıllarında ne için mücadele ettikleri düşünüldüğünde iktidardayken bunu değiştirmek istemeleri aslında zihniyetin aynı olduğunu, yani iktidara gelen partinin zihniyetinin iktidara gelmekle birlikte değiştiğinin de bir göstergesini bize veriyor. Keza bir de Kırşehir Kanunu var. Meşhur Kırşehir Kanunu. Kırşehir il statüsüne sahip. Bu il statüsünden ayrılıp Nevşehir iline bağlanması ve ilçe yapılması durumu söz konusu. Nevşehir kazaydı. Kaza. Nevşehir'i il yapıyoruz. Evet. Diğerini de evet. İl payesini elinden almış oluyoruz. İli ilçeye bağlıyoruz. Evet, ili ilçeye bağlamış oluyoruz aslında. Muhalefet buna çok tepkiyle karşılıyor. Aslında bir anlamda da haklılık payı var. Çünkü Kırşehir Millet Partisi lideri Osman Bölükbaşı'nın seçim bölgesi ve 54 seçimlerinde oy verme bakımından Kırşehir Cumhuriyetçi Millet Partisi'ne oyunu kullanmış. Bu Demokrat Parti içinde de bir takım eleştirilere maruz kalıyor. Yani bunun bir siyasi kararla gerçekleştirildiğini söyleniyor. Nitekim iktidar daha sonra bundan vazgeçmiştir. 1957 seçimlerinde hemen öncesinde tekrar Kırşehir'i eski statüsüne kavuşturmuştur. Ama bu olay iktidar muhalefet ilişkilerini yaralayan bir olay olarak tarihteki yerini almıştır. 3,5 yıl sürdü. Evet. Netice itibariyle 2 Mayıs 1954 seçimlerinden sonra artık siyaset farklı bir zemine kaymaya başlamıştır. 1957 seçimleri yaklaşırken iktidar muhalefetin birlikte hareket etmesini önleyici tedbirler almaya başlamıştır. Bu dönemde tabii muhalefet arasında bir kaynaşma söz konusudur. Birlikte hareket etme konusunda ve daha sert bir muhalefet yaparak ne olursa olsun Demokrat Parti'yi iktidardan düşürmek düşüncesi mevcuttur. Siyasi partilerin seçim propaganda dönemi dışında açık hava miting yapmaları, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunda yapılan bir düzenlemeyle ortadan kaldırılıyor. Kapalı alanlarda yapılacak toplantılar da o bölgedeki en büyük idari amirin iznine bağlı şekilde sokuluyor. Görülüyor ki Demokrat Parti aslında muhalefetteyken bu kadar savunduğu ilkelerle bu tasarıları getirmesi birbirine bir örtüşmeme söz konusu. Şimdi 10. dönemde alınan bu kararların dışında üstüne üstlük üzücü işte 6-7 Eylül olaylarının vuku bulması, basın kanununda bir takım değişikliklerle tekrar basın özgürlüğünün zedelendiğine dair artık düşünceler ortaya çıkması, şunu da ilave etmekte fayda var. Gazetede yazılan yazılar sadece yazar dışında yazı işleri müdürü dahil o gazetenin yargılanmasını, gazetenin kapatılmasını ve yazı işleri müdürünün de yargılanmasını sağlıyor getirilen düzenlemeyle ve basın suçlarının ağır ceza mahkemelerinde yargılanması hususu da daha sonraki dönemde mevcut. Bu da tabii ki basın özgürlüğünü zedeleyici bir olay olarak ortaya çıkıyor ve muhalefet de zaten o dönemdeki basın içinde şöyle söyleyebiliriz. Çok hani özgür, tarafsız, bağımsız bir basın söz konusu değildir. Basın da işte belli bir kısım tarafsız, büyük bir çoğunluk iktidar yanlısı, büyük bir çoğunluk muhalefet yanlısı şeklinde sınıflandırabiliriz. Ve muhalif gazeteleri araştırdığımızda, baktığımızda hep muhalefeti övücü, iktidara karşı bir takım makaleler yer aldığını, haberlerin yer aldığını,
İktidar yanlısı gazetelerde ise tam tersine muhalefeti eleştiren çok sayıda haberin olduğu ve son dönemde de özellikle yanlış ve yalan haberlerinde açığa çıktığını söyleyebiliriz. Yani şeffaflıktan uzak bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Bu gibi uygulamalar artık iktidarın üzerindeki toplumsal desteğin çekilmesine sebep oluyor. Ve basın özgürlüğüne yönelik tartışmalar Demokrat Parti yani iktidarın içinde de baş gösteriyor. İspat hakkı çerçevesinde kendisini gösteriyor. Ve parti için mücadelenin sonucunda Demokrat Parti'den ihraçlar geliyor. Tıpkı daha önceki döneme gittiğimizde, biraz önce bahsetmiştim, dörtlü takdirden sonraki ihraçlar olduğu gibi, burada da 15 kişi, 19'lar, daha sonra 15, 11 bunlar iniyor. 15 kişiden yaklaşık 8 kişi olması lazım bir ihracı var. Geri kalanında partiden istifa ediyor. Ve Hürriyet Partisi adı altında Türk siyasetinde yeni bir parti oluşumuna sebep oluyor. Bunun temeli basına ispat hakkı üzerinden doğmuştur. 1957 seçimleri yaklaşırken ilk cepheleşme girişimi muhalefet kanadından geliyor. Şimdi bu dönem artık bir cepheleşme dönemi başlangıçları var. Muhalefet tek başına bir şey yapamayacağını düşünüyor. Aritmatik ortalama bakımından da zaten Demokrat Parti'nin milletvekili sayısı fazla. Her gelen kanun yasalaşıyor, kanun tasarısı yasalaşıyor. Biz ortak hareket edelim deniliyor ve Hürriyet Partisi'nden ilk etapta bir hamle geliyor. Kendi içlerinden çıkan bir partiden. Ve Hürriyet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyetçi Millet Partisi tarafından ortak bildiriler yayınlanıyor. Daha sonra Hürriyet Partisi lideri Fevzi Karaosmanoğlu da ortak bir hareket etmeyi amaçlayan bildiri yayınlıyor. Hatta İsmet İnönü'nün Heybeliada'da, Taşlık'taki evinde bir görüşme de söz konusu. Ama bu olumlu bir şekilde neticelenemiyor. Cumhurbaşkanı olarak aday kimi gösterelim sorusunda, tabii İsmet İnönü'nün tartışmasız bir ağırlığı var. Bu konuda bir problem çıkıyor. Deniliyor ki işte İsmet İnönü olsun mu olmasın mı ve netice itibariyle bir uzlaşma zemini bulamadan ayrılıyor, hakim kalıyor. Tabii normal şartlarda 1958 yılında bir seçimden bahsedebiliriz. Olması öngörülen. Fakat bu işbirliği çalışmaları da hız kazanınca tıpkı 1947 yılında seçimlerin erkene alınması, 46 yılında yapılması gibi 1958 seçimlerinde de 1957 yılına alınması hususu var. Bu da muhalefetin hazırlanmasına, işte birbirleri arasında bir ittifakın engellenmesini sağlamak amacıyla öne alınıyor. Ve netice itibariyle partiler ayrı ayrı seçime girmiş oluyorlar. 57 seçimlerine baktığımızda Demokrat Parti 424 milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi 178 milletvekili, Cumhuriyetçi Millet Partisi 4, Hürriyet Partisi 4 milletvekili çıkarıyor. Demokrat Parti'nin oy oranı aslında %48.6, %49 diyelim. CHP'nin ise %42. Arada 7 puanlık bir fark var. Ama bunun milletvekili sayısına yansıması çok fazla. O dönemdeki çoğunluk sisteminden kaynaklanan bir durum. Bugünkü gibi nispi temsil söz konusu olmadığı için. Ama genel olarak bakıldığında bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi dahil muhalefetin diğer muhalif partilerin de milletvekili sayılarını arttırdığını gözlemliyoruz. Şimdi bunu gören Cumhuriyet Halk Partisi, yani ana muhalefet partisi ve diğer partiler o zaman deniliyor ki biz doğru yoldayız. Doğru bir muhalefet yapıyoruz. Ne olursa olsun iktidardan düşürmek. Bu amaçla sert bir politika gidiyor. Gerek basından faydalanıyor, gerek üniversitelerden destek alıyor. Bunu ilerleyen dönemde de daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Nasıl faydalanıyor? Onlar adeta teşvik ediyorlardı profesörleri. Biz yaşadık bunları. Evet. Yani faydalanmak aslında teşvik daha şey. Yani yönlendirme var söz konusu. Tabii, çocuklar... Yönlendirme diyebiliriz. Faydalanmak ve ilgili. Açıklayın biraz. Çocuklar bilmiyor. Evet neyse müdahale etmeyiz şu anda. Bilgisayar devam edelim. Müdahale etmeyin. Şimdi
1957 seçimlerinden sonra sizin de bahsettiğiniz gibi bu dönemlere artık yavaş yavaş geliyoruz. Türkiye'de siyasetin sertleştiği, artık karşılıklı cepheleşmelerin ortaya çıktığı bir dönem söz konusu. Bu dönemde cepheleşme ve kriz dönemi olarak nitelendiriliyor. Şüphesiz en buhranlı olaylar, en sıkıntılı süreçler çok partili hayata ilk geçildiği dönemde 57 ile 60 arasında gerçekleşmiştir. 11. dönemde. Seçimlerden hemen sonra muhalefetin parlamento içinde bu sınırlayıcı kanun tasarılarından dolayı artık parlamento dışına taşıyan bir muhalefet görüyoruz çalışmalarını. Buna mukabil olarak muhalefetten sonra iktidar da politikasını artık daha meclis dışına çıkarılıyor. Bir de şurada bu husus var, şunu da belirtelim. Mecliste bir meclis iş tüzüğünde bir değişiklik yapılıyor. Bunları bilmekte fayda var. Buna göre soru önergeleri cuma günü yalnız bir saatliğine verilecek. Aşağılayıcı sözler meclis tabutlarından çıkarılacak. Meclisteki konuşmalar suç teşkil ediyorsa bu basında yer almayacak. Herhangi bir milletvekili celseden çıkarma cezası alırsa meclis binasını terk etmek zorunda olacak ve aldığı cezadan dolayı da milletvekili maaşından kesilmiş olacak. Bu şekilde bir durum var. Bunun dışında bir de 1957 yılında Kırşehir'in tekrar il haline getirilmesi var. Sert tartışmalar yaşanıyor. İşte neden öncesinde ilçe yaptınız da şimdi tekrar ilçeyi veriyorsunuz gibi. Ve daha bu demin bahsettiğim meclis iş tüzüğündeki kısıtlayıcı maddelerden dolayı da Osman Bölükbaşı'nın sert tartışması var mecliste. Ve ardından Osman Bölükbaşı'nın meclisten çıkarılma cezası alıyor ve muhalefet bu olaydan sonra tekrar bir araya getiriliyor. Yani bu olay muhalefeti aslında tekrar bir araya getirmesi bakımından önemli bir olay. Hemen hemen her konuda artık muhalefet birlikte hareket etmeye çalışıyor. 57 seçimlerinden sonra özellikle. Ne olursa olsun birlikte hareket edelim, aramızdaki problemleri bir rafa kaldıralım düşüncesi var. Bir de Temmuz 1958 yılında Irak'ta bir devrim var. Bir devrim oluyor. Yani aslında darbe oluyor. O dönemdeki tabirle devrim diyelim, darbe oluyor. Bu Irak'taki darbeden muhalefet fazlasıyla cesaret alıyor dönemde. Muhalif basın özellikle. Ve Menderes'i ciddi anlamda diktatör olmakla suçlanıyor. Ve gazetelerde de ağır ithamlar var. Diktatör olmakta ve aynı 1958'deki Irak'taki bir darbeyle gönderilmesi gerektiği şeklinde çok geç olmadan. Ve bu kez muhalefet partileri bir araya geliyor. Köylü Partisi ve Cumhuriyetçi Millet Partisi 16 Ekim 1958'de birleşiyor. Hürriyet Partisi ise Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilhak ediyor. Ve böylece 24 Kasım 1958 tarihinde adına güç birliği de denen bir milli muhalefet cephesi oluşturuluyor. İktidarın bunu tanımlama şekli milli husumet cephesi. Muhalefet kanadında bu gelişme, tabii bu da bir 1957 seçim sonuçlarından sonra İsmet İnönü'nün seçim neticelerini öğrendikten sonra ki kendisini hicveden bir yüz halini gösteren bir resim. Yani bu kadar sert bir muhalefete karşı hala iktidar olamadık, onun şokunu yaşadığını gösteriyor. Ve muhalefet partileri arasındaki işbirliği gerçekleştikten sonra, milli muhalefet cephesi gerçekleştikten sonra artık iktidar da bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyor ve 12 Ekim 1958 tarihinde vatan cephesinin teşkil edilmesinin zaruri olduğunu başbakan açıklıyor ve nifak cephesi olarak nitelendiriyor. Şimdi ilk başta muhalefet, ardından da iktidar cepheleşme rekabetinin en tavana erdiği dönemde şüphesiz bundan en çok basın etkileniyor. Ve hemen hemen her gün vatan cephesi çekişmeleri yaşanıyor. İktidar yanlısı basın ve radyolarda vatan cephesine katılan kişilerin isimleri peyderpey her gün anons edilirken muhalefet tarafında ise vatan cephesine hicveden, yeren karikatürler yer alıyor.
çok sert konuşmalar yer alıyor. Bunu söyleyebiliriz. Başbakan her gittiği yerde vatan cephesine Demokrat Partili olsun olmasın milletini seven herkesin muhalefetin yıkıcı faaliyetlerine karşı yer alması gerektiğini söylüyor. Ve bu kez iktidar muhalefet ilişkisi, milli muhalefet cephesi ve vatan cephesi adı altında üslubunu ağırlaştırarak gidiyor. Bu dönemde ikili ilişkileri kısa sürede olsa yumuşatacak bir olay vuku buluyor. Fakat bu siyaset sahnesinde iyi değerlendirilemiyor. Bu dönemde Kıbrıs olayları var. Ve Kıbrıs sorununun çözümü için de Başbakan Adnan Menderes Londra'ya gidiyor. Londra'dan dönüş sırasında uçağı sis nedeniyle düşüyor. Pek çok kişi ölüyor ve yaralılarla. Adnan Menderes bundan sağ kurtuluyor. Ve tüm ülkede bu durum sevinçle karşılanıyor. İktidar ve muhalefet liderleri Ankara Garı'nda bir araya geliyor. İsmet İnönü işte elini öptürüyor. Kendisi de ona sarılıyor. İşte hayır duasını alıyor. Bu şekilde bir yakınlaşmalar var. Hatta dönemin gazetecilerinden şöyle bir ifade var. Baba oğul gibiydiler gibi bir ifade söz konusu. Bu aslında halk nezdinde de devam edeceği düşüncesi var. Hani devam etsin gibi. Aslında çok fırtınalı geçecek bir baharın habercisi oluyor bu yaşanan. Maalesef ki siyaset uzlaşma zeminini bir kez daha kaybetmiş bulunuyor. Vatan cephesi ocakları 1959 yılından itibaren artıyor ve 1960 yılında had safhaya ulaşıyor. Önce muhalefet, ardından da iktidar dediğimiz gibi dönemin siyasi atmosferinin getirdiği şartlardan dolayı meclis dışına faaliyetlerini kaydırıyorlar ve gene ilk adım muhalefetten geliyor. İlk teşebbüs 29 Nisan'da Ana Muhalefet Partisi lideri İsmet İnönü 46 milletvekiliyle birlikte Büyük Taarruz adını verdiği bir Ege gezisine çıkıyor. Bu Ege gezisinde ilk rota Kurtuluş Savaşı'nda Büyük Taarruz'dan sonra Yunan Başkomutanı General Trikopius'u esir olarak aldığı ev. Burada tabii bir açıkça iktidara gözdağı var. Eskiyi hatırlatıyor ana muhalefet lideri. Buradan başlamasının sebebi de artık Demokrat Parti iktidarını burada bitireceğini söylüyor. Açık bir şekilde bir restleşme, sert bir üslup var. Ve ilk gezi rotası Uşak. Uşak'ta Demokrat Parti binası önüne geliyor. Önce burada Demokrat Partili biri olduğu iddia edilen bir zat elindeki çay bardağını fırlatıyor. Burada bir hadise yaşanıyor fakat İnönü'ye bir şey olmuyor. Ve daha sonra işte Demokrat Partililerle CHP'liler arasında bir tartışma var. Ve İnönü'nün başına taş atılması hadisesi var. Bu olay gerginliği tırmandıran son nokta oluyor. Muhalefet tabii bunu çok her gittiği yerde bunu kullanıyor. Çünkü İsmet İnönü'nün tarihsel geçmişte de önemli bir rolü var. Böyle ana muhalefet liderinin başına taş atılması kolay kolay bir şey değil. Ve bunu tabii ki Demokrat Partililerin, özellikle hükümet ileri gelenlerin yaptığını söylüyor onlar. Aynı zamanda Uşak'tan İzmir'e geçtiğinde de Demokrat Parti il binasında bir bomba, bir infilak oluyor. Ve Demokrat İzmir gazetesi tahrip ediliyor. Daha sonra İsmet İnönü buradan Topkapı'ya geçiyor. Yani artık burada halkla temaslarını yapıyor. Tabii halkla temaslarını yaparken bu yaşanan olayları da kendi bakış açısından seçmenlerine anlatıyor. Bunu iktidara karşı olarak anlatıyor. Ve İstanbul'a geçen İsmet İnönü Topkapı'da da olaylar çıkıyor. Bu sefer İnönü'nün arabasının Topkapı'da bir takım kimseler tarafından taşlandığını biliyoruz. Ardından Eylül ayı geldiğinde yine 1959 yılında Kasım Gülek, CHP Genel Sekreteri, 3 milletvekiliyle birlikte Çanakkale'nin
Ezine ilçesinin Geyikli Bucağı'nda bir gezi yapıyor. Ve burada Ulus Gazetesi muhabirleri ve Dünya Gazetesi muhabirleri, ki bunlar muhalif basındır, hadiseler çıkıyor. Ve Kasım Gürek bu yaşanan hadiselerde cana kast ve adam öldürme teşebbüsü olarak söylüyor ve iktidarı bundan sorumlu tutuyor. Tabii iktidarın buna verdiği, bunlara, bütün olanlara verdiği cevapsa bunun bir tertip olduğu, muhalefet partisi tarafından, ana muhalefet partisi tarafından bir takım kimselerce tertip edildiği söyleniyor. Bu şekilde karşılıklı, yani sen yaptın ben yaptım şeklinde bir tartışma söz konusu. Ve yine Adana'da CHP ve Demokrat Partililer çatışıyor ve 10 kişi yaralanıyor. İsmet İnönü'nün Şubat ayında bir Konya ziyareti var. Burada da polisin CHP'lilerin üzerine göz yaşartıcı bomba attığı iddiası yine dönemin muhalif basınında yer almış. Şimdi bunlar şu açıdan önemli. Artık bu döneme girdiğimizde toplum arasında zaten cepheleşme baş gösterdiği için toplumda da bir ikiye bölünmüşlük var. CHP'liler ve DP'liler, iktidar yanlıları ve muhalefet yanlıları. Ve bunlar bir araya gelemez hale gelmişler. Ve ciddi anlamda sıkıntılar çıkmış. Ve bunu işte muhalif basın, muhalif kesim bir şekilde kullanmış veya iktidar kullanmış. Bu şekilde yönlendirilmiş. Şimdi bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir il kongresi var, Kayseri'de, Mart ayında. İsmet İnönü buraya gitme kararı alıyor. Kayseri valisi kendisi buraya gitmeden önce bütün toplantıların ve konuşmaların yasaklandığını söylüyor, yasak edildiğini. Fakat burada yaşananlar tansiyonu bir hayli yüksek tutar nitelikte. Ve daha sonra tahkikat encümeninin, tahkikat komisyonunun kurulmasına sebep olan niteliktedir. Fakat programını değiştirmeyen İnönü 30 milletvekiliyle 2 Nisan'da trenle hareket ediyor Kayseri'ye. Ve tren Kayseri il hududunda durduruluyor, Himmetle de istasyonunda. Ve İnönü'nün Ankara'ya tekrar dönmesi gerektiği vali muavini tarafından söyleniyor. Nitekim buradaki resimde de vali muavinin kendisinin de görüşmesini resimlemişler, resmetmişler, fotoğraflamışlar. Fakat İnönü zaten inatçı bir kişiliği de vardır. Israr ediyor bu programımı gerçekleştirmeden Ankara'ya dönmeyeceğim diye. 3 ila 6 saat arasında tren içerisinde bekletildiği söyleniyor ve geri adım atmıyor. Ve 3 saat sonra kendisi Kayseri'ye geliyor ve kongreye katılıyor, gerçekleştiriliyor. Yeşilhisar olayları sonucunda hükümet sıkı yönetim ilan etmeyi bile düşünüyor. Çünkü orada çok bir karışıklık söz konusu. Biz burada belki 2-3 cümleyle burada kısaca vaktimiz dar olduğu için anlatıyoruz ama tabii çok sıkıntılı bir dönem, bir kargaşa dönemi var. Ve hükümet artık bunu önleyebilmek adına sıkı yönetim ilan etsek gibi bir düşüncesi var. Ve 7 Nisan 1960 tarihinde Demokrat Parti grup toplantısında tahkikat encümeni kurulmasını sağlayacak bir takrir hazırlanması için bir komisyon oluşturuluyor. Ve 12 Nisan 1960 tarihinde olağanüstü toplantı yapan Demokrat Parti grubu ihtilal yapmaya teşebbüste bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin gizli ve yıkıcı faaliyetleri hakkında meclis tahkikatı açılmasını öngören bir tahkikat komisyonu kuruyor. Ve daha sonra, tabii bu kurulma sürecinde yaşanan meclis oturumlarında çok ciddi tartışmalar var. Burada İnönü'nün sözleri var, ben size burada okuyacağım bunları. Nitekim bunların hepsi geçiyor ve İsmet İnönü'nün şu sözleri oldukça dikkat çekici aslında. Bu dönem, son döneme geldiğimizde artık ihtilal kelimesi havada uçuşan ve çok rahatlıkla iktidar muhalefet ilişkilerinde söylenen bir söz. İnönü şöyle diyor, şartlar tamam olduğu zaman milletler için ihtilal meşru bir haktır. Eğer bir idare insan haklarını tanımaz, baskı rejimi kurarsa o memlekette ayaklanma olur. Eğer insan hakları yürütülmez, vatandaş hakları zorlanırsa, baskı rejimi
kurulursa ihtilal kaçınılmaz olur. Açıkça ihtilali vurgulayan, ihtilali yani darbenin yapılacağını söyleyen bir söz bu. Fakat yine şuna da temas ediyor. Evet, bir ihtilal yapılacak ama sanmayın ki bu ihtilali CHP kanadı yapacak. Bizim bunlarla işimiz olmayacak diyor. Şöyle söylüyor. Biz böyle bir ihtilal içinde bulunmayız ve bulunamayız. Böyle bir ihtilal bizim dışımızda, bizimle münasebetleri olmayan kesim tarafından yapılacaktır. Ve cümlesini tamamlarken ki son sözü iktidara ciddi bir tehdit nitelikleridir. Bu yolda devam ederseniz sizi ben bile kurtaramam. Ve daha sonra Kore'de de aynı Irak'taki darbe gibi Kore'de de bir olay vuku buluyor. Ve Kore olaylarını ana muhalefet partisi meclis kürsüsüne taşıyor. Deniliyor ki Kore'de bir diktatör vardı. Bu diktatör darbeyle, yani onların tabiriyle devrimle gitti. Türk milleti Kore milletinden daha az haysiyetli değildir. Bunun üzerine İnönü 12 celse meclisten çıkarılma kararı alıyor. Ceza alıyor. Artık ihtilal laflarının kolu gezdiği ve çok ciddi bir şekilde muhalefetin sert üslubunun görüyoruz burada. Buna da karşı aynı sertlikte işte bunu bastırmaya çalışan bir iktidar var. Çünkü yapabilecek pek de fazla bir şeyinin olmadığını düşünüyorlar. Ne yapabiliriz? Nasıl bunları baskılayabiliriz şeklinde. Tahkikat komisyonunun kurulması ve buna yetki kanunun verilmesi, tabii bu tahkikat araştırma yapılacak, bunlara neşir yasağı falan da veriliyor. Bunun üzerine üniversitelerin sokağa döküldüğü dönem artık başlıyor. Zaten muhalefet iyi bir şekilde kullanmıştı 54 seçimlerinden sonra özellikle üniversiteleri. Ve üniversite öğrencileri sokağa çıkmış, protesto mitingleri başlamış. İlki 28 Nisan'da başlıyor mitinglerin. İstanbul ve Ankara'da başlıyor. Daha sonra İzmir'e de sıçrıyor. Bunun üzerine İstanbul ve Ankara'da sıkı yönetim ilan ediliyor. Önlemek amacıyla. İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere üniversiteler bir aylığına bir kapatılması söz konusu. Ve tarihte 555K olayı olarak geçen 5. ayın 5. günü saat 5'te Kızılay'da parolasıyla üniversite öğrencilerinin kulaktan kulağa bunu yaygınlaştırıp gizli bir miting, eylemi var, protestosu var. Şimdi şu arkada yansıttığım görüntü o görüntü. Bunu başka yerde bulamadım şu sebeple, tabii sıkı yönetim ilan edildiği için bu bölgelerde neşir yasakları var. Bununla ilgili herhangi bir şey verilmiyor. Tabi o dönemdeki basının da taraflı basın olduğunu söylediğimiz için ben bunu iktidar yanlısı basından, Zafer Gazetesi'nden aldım. Ve Zafer Gazetesi yalnız altına şöyle bir yazı koymuş. Başbakan'a sevgisiyle manşetini atmış. Ülkede böyle bir şey var ve mecburiyetten o bile, çünkü hatta bunu verdiği için Zafer Gazetesi de kapatılacak. Çünkü yasak olduğu için verilmesi, neşir yasağı olduğu için bunu yayınladı. Yani başbakana sevgi seri şeklinde yayınlaması bile bir anlamda bunu neticelendirmiş oluyor. Ve gerek muhalefetin, gerekse iktidarın tavırlarında artık son dönemde bir değişiklik yok. Hızla öğrenci olayları da artıyor ve Adnan Menderes'in bu dönemde radyo konuşmaları sıklaşıyor. Radyodan halka hitap ediyor. Tahrikçiler tarafından öğrencilerin sokağa döküldüğünü, işte buna vatandaşların uymaması gerektiğini, muhalefetin bunu kullanarak iktidara gelmek istediğini her fırsatta dile getiriyor. Ve artık sokaktan iktidara gelme yolu kapanmıştır, tıkanmıştır gibi bir sözü de var Adnan Menderes'in. Sokağa mesaj gönderiyor. Fakat artık iktidar-muhalefet ilişkileri çok tehlikeli bir durum alıyor. Harp okulu öğrencileri 21 Mayıs'ta
iktidara tavrını sessiz bir yürüyüşle ortaya koyuyor. Şu biraz önce bahsettiğim 555K olayında Başbakan orada bir resmi ziyaret dolayısıyla geçmekte ve bir anda kalabalığın içerisinde kendisini buluyor. Kalabalık içerisinden hukuk fakültesinde okuyan bir genç yakasına yapışıyor ve biz demokrasi istiyoruz şeklinde. Vandan Menderes'in onun verdiği cevap aslında çok manidar. Bir devletin başbakanına bu şekilde yakasına yapışıp hitap etmek zaten en büyük demokrasiyi verdiğini söylüyor. Ve o kişi daha sonra CHP Genel Başkanlığı'nı da yapmış olan Deniz Baykal'dır. Onu da bir hatırlatmakta fayda var bir dipnot olarak. 21 Mayıs'ta sonuç itibariyle harp okulu öğrencileri de bir sessiz yürüyüş yapıyor. Ve Menderes'in son siyasi hayatındaki toplantısı 25 Mayıs tarihinde Eskişehir'de oluyor. Burada akşam yemeğinde bir konuşması var. Halka da bir konuşması var. Aslında orada da şöyle bir sıkıntı oluşmuş. Halka hitap ederken hoparlörlerin kabloları kesilmiş. Ve Adnan Menderes'in işte sesinin duyurulması biraz sıkıntı olmuş. Yani bu ciddi bir olaydır aslında muhalefet. Yani artık ciddi bir şeyin geleceğinin habercisi. Ve Eskişehir'de tahkikat komisyonunun artık görevini tamamladığını söylüyor Adnan Menderes. Ve anayasayı ihlal etmek, kanunsuz baskı yapmak gibi iddiaların asılsız olduğunu, tek bir yolun o da seçimle birlikte seçim yolunun tutularak iktidara gelmek olduğunu, demokratik bir seçim olduğunu vurguluyor. Fakat süreç boyunca siyaset uzlaşma zeminini ne yazık ki kaybediyor. Türk siyaseti gittikçe tavizsiz bir iktidar ve yıkıcı bir muhalefet, kışkırtıcı bir muhalefet örneğiyle karşı karşıya kalıyor. Ve her iki partinin de şimdi dönem değerlendirildiğinde de ilk dönem olduğu için çok partili hayat tecrübesinin az olduğunu, büyük bir savaştan çıkıp ve tek partili bir dönemden gelindiği hesaba katılırsa demokratik kültür açısından da eksiklik olduğundan dolayı 27 Mayıs gerçekleşmiş bulunmakta. Ve 27 Mayıs askeri darbesi diğer darbelerinde yolunu açan, meşrulaştıran bir darbe olarak tarih sahnesinde, siyaset sahnesinde karşımıza çıkmakta. Dinlediğiniz için sabırla teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet, sual olan var. Buyur. Demokrat Parti yıllar döneminde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi imzalandı. NATO'ya giriş oldu, İsrail'in kuruluşu oldu. Bu bağlamda Demokrat Parti ve yurt dışı siyaseti inceleyebildiniz mi? Bir bilgi cümle söyleyebilirsiniz. Şimdi daha çok çalışma alanım iç politika olduğu için dış siyasete çok fazla bakmadım. Biraz Kıbrıs konusunda Demokrat Parti'nin dış politikadaki tutumları var. Buna daha çok baktım ama yani bu dönem açısından şöyle söyleyebiliriz. Tabii Batı'yla bir yakınlaşma söz konusu. Zaten hani NATO'ya üyelik vesaire hani bunlar. İşte Kore'ye asker gönderme meselesi. Bunlar da hep bu dönemde olmuştur. İktidar muhalefet ilişkisi bakımından değerlendirildiğinde dış politikadaki tutumlarını şöyle diyebiliriz. Muhalefet iktidarın dış politika konusunda aldığı bazı hususlarda bize danışmadan neden aldığınız şeklinde tartışma yaşanmıştır. Bu özellikle Kore'ye asker gönderme meselesinde olmuştur. Hatta İnönü'ye neden danışılmadı şeklinde de basında yer almıştır. Bir grup kararıyla bunu alınması. Onun dışında desteği vardır muhalefetin dış ilişkilerde. Özellikle Kıbrıs politikasında hükümetin izlediği politikanın yanındadır. Bunu diyebiliriz. Bu şekilde. Başka? Ben arkadaşlar tabii şurada belki uzunca bir dönem sayılmak istiyorum. Bunun kısa bir zaman içinde özetlenmesi ancak bu kadar olabilirdi. Burada bir kere
hocam da söyledi. Biz o milletvekili sayıları sizi çok fazla yanıltmasın. Yeni seçimlerindeki oranları sonra söyledi ya. Seçim sisteminin ekseriyet sistemi olması alınan reyle çıkan milletvekili arasında bir sınırlı seviyeler geliyor. Şimdi bir nokta var, ben düzeltmek durumundayım. CHP malları değer konulması geçti, doğrudur. Hukuken CHP mallarıdır. Fakat esas itibariyle onlar 1931 yılında Türk Ocakları tanırken Türk Ocakları'ndan CHP'ye intikal eden mallardır. Dolayısıyla aslında CHP'nin kendi vergisiyle edindiği malları değil, bir hukuki hadise sonunda edilen mallar alınmıştı ama maalesef Ocaklar o zaman mevcut olmalıdır. Demokrat Parti bu malları işin sahibine vermek gibi bir yola gitmemiştir. Şimdi, hala. Bir diğer nokta da dikkatinizi çekmiştir. Millet Partisi'nin kapatılmasındaki gerekçe sahipliğe aykırı. Yani demek ki Türk siyasetinde muhtedir mevkide kim olursa olsun önce bir süre önemli suçlama bu layıklığa aykırı. Demokrat Parti'nin de suçlaması bu. Şimdi tabii son dönemlerime gelince gazetelerden muhalefetin attıklarını bana söyledi. Ben size 1960 yılının muhtemelen Şubat ayında bir Demokrat Parti grup toplantısında Kayseri Örgütü'nün de bir konuşması var. Yani Demokrat Parti'nin 57 seçimlerine karar verdiği grup toplantısından 25 Mayıs 1960 tarihine kadar yapmış